Süleyman Sami Gündoğdu Demirel. Güler diyarından başlayıp ülkenin dört bir yanını saran başarının ismi. Fötr şapkasıyla derin manası bulunan sözleri ve ülkesine hizmetleriyle tarihe damgasını vuran büyük hizmet ve devlet adamı. Hayat boyunca birçok lakaba sahip oldu. Çocukluk yıllarında çobanlık yaptığı için Çoban Sülü, devlet su işlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı Barajlar Kralı gibi lakapları olsa da o sadece Isparta'nın değil, Türkiye'nin babasıydı. Süleyman Demirel yalnızca bir devlet adamı değil idi. Süleyman Demirel başta Türkiye'nin ama özellikle Isparta'nın gerçekten babasıydı. Isparta'da neredeyse dokunmadığı bir aile yok idi ve o manada çok büyük bir devlet adamıydı. Bunu cenazesinde anladığımı söyleyebilirim. Artı gençlerimize, bugünkü gençlere şunu söyleyebilirim. Bir köyden, İslam köyden çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'ne uzunca bir süre başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış birisi, okulumuzun isim babası. Gerçekten çok değerli bir devlet adamıydı. Yani öğrenciler sıfırdan zirveye nasıl çıkılır bir kariyer örneği olarak, bir devlet adamı örneği olarak Süleyman Demirel'i takip etmeleri, öğrenmeleri, araştırmaları, yeni neslin özellikle, eski nesil biliyoruz zaten. Yeni öğrencilerimizin, yeni Z kuşağının da Süleyman Demirel'i bir şekilde öğrenmesi lazım. İyi ki onun üniversitesinde, onun ismi adı altında hocalık yapıyorum. Bugün size isminde yer alan harflerle Süleyman Demirel'i anlatmak istiyorum. İlk, ismindeki ilk harf S. S harfi bana Süleyman Demirel'in sahada siyaset yapan bir siyasetçi olduğunu anlatıyor. Soy isminin ilk harfi ise D. O da bana Demirel'in ne kadar demokrat bir siyasetçi olduğunu anımsatıyor. Gerçekten herkes hatırlar, onun sözlerinden bir tanesi, demokraside çareler tükenmezdir. Bu sözünün aslında arkası da var. Tam olarak onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Karşılaştığımız sorunların cinsi, sayısı, ciddiyeti ne olursa olsun onların altında ezilemeyiz. Ufkumuzu karartamayız. Geleceğimizden şüpheye düşemeyiz. Devletimize ve demokrasiye olan inancımızı kaybedemeyiz. Demokrasiden cayamayız. Demokrasiyi öfke, üzüntü ve hiddetin kurbanı yapamayız. Çare yerine çaresizliğe talip olamayız. Çare vardır ve bu çare demokrasinin içindedir. Demokraside çareler tükenmez aslında tam hali. Son harflere de bakalım. Süleyman'ın son harfi ne? O da bana bir başka özelliğini, çok önemli özelliğini anımsatıyor. O da ne kadar nüktedan bir siyasetçi olduğunu anımsatıyor. Gerçekten, değil mi? Onu esprileriyle, siyasette yaptığı esprileriyle herkes çok iyi anımsar. Soy isminin son harfi ise L. Ve bu iki tane L var aslında. İsimde de, Süleyman'da da L var. Ve onun özelliğini iki kat temel özelliğini anlatıyor. O da liderlik. E harfi. Yine aslında espriyi anımsatıyor, bana espriyi aklıma getiriyor, eleştiriye hoşgörüsünü aklıma getiriyor ama onun yanında uyguladığı, siyasette, yönetimde uyguladığı eklektik modeli de anlatıyor. Yani bu ne demek? Bu eğer ülke için, halkın yararı için bir hizmetin sunumunda eğer piyasacı dinamikler gerekiyorsa, piyasacı dinamikler eğer devletin sunması gerekiyorsa devlet, yani devlet ve piyasayı birlikte toplumu, birlikte ülkenin ihtiyaçları için kullanabilen bir siyasetçi, eklektik siyaset yapan bir kişi olarak bize gösteriyor. Diğer bir özelliği yine iki M var. O da onun özelliğini, mühendis olduğunu gösteriyor. Bir başka özelliğini daha, mükemmelliyetçiliğini bize anımsatıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi olarak bizim mottomuz, benim ismimin olduğu yerde mükemmelliyet vardır demiş ve biz de ismini onurla taşıdığımız Sayın 9. Cumhurbaşkanımızın bu bize gösterdiği yolu takip ediyoruz ve elimizden geldiğince üniversitemizi en mükemmel noktaya taşımak için uğraşıyoruz. Süleyman Demirel, siyasi karakterinin ve politikada yerinin ötesinde benim için ayrı bir anlam taşıyan karakter.
Çünkü 2002 yılında üniversite öğrenci temsilcisi olarak onun huzurunda konuşma şansına erişmiş bir insanım. Öncelikli olarak işte ben öğrenci temsilcisi olarak bir sunuş yapmıştım. Arkamdan üniversite dönem rektörü Profesör Doktor Lütfü Çakmakçıoğlu konuşmuştu. Arkasından da merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel konuşmasını yapmıştı. O yüzden de hani kendisinin beni alkışlamış olması, konuşmamı takdir etmesi benim açımdan çok önemliydi. Siyasi bir kimliğin ötesinde insan olarak konuşma ve bize verdiği tavsiyeleri o dönemde dinleme şansına erişmiştik. Çünkü her yıl üniversitemize gelirdi ve ilk ders adı altında bir etkinlik gerçekleştirdik. Ve ben öğrenci olarak hiç sektirmeden onun konuşmalarını dinlemiş ve bizlere bir vizyon kattığını görmüştüm. O yüzden de üniversitemizin bu dönemdeki ilham veren üniversite vizyonunun ta eskiden kurulduğu dönemde Süleyman Demirel'in izi olduğunu görmek ve o günlerden bugüne üniversitenin yaşadığı gelişimi bir fil şahit olmak aslında bizler açısından çok değerli. Çünkü ben o yıl ilk üniversiteye geldiğim yılda Isparta'da yaşadıklarımı konuşmamı aktararak bir öğrenci gözüyle olaya bakmıştım. Onun da bizlere ne kadar değer verdiğini, bizlerin gelişimimiz için nasıl fırsatlar yarattığını ve çabaladığını bir fil görmek olmak gerçekten bizleri mutlu etmişti. Aradan geçen 30 ile yakın bir dönemde üniversitenin kaydettiği gelişimleri görmek, onun çabalarının gerçekleştiğini ve vizyonuna ulaştığımızı görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Böyle bir kişiyle tanışmış olmak, Türkiye'de böyle bir şahsiyet ile birlikte olmak gerçekten mutlu ediciydi. Bizim üzerimizde önemli bir iz bıraktığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in yeri bende oldukça manidardır. İsminin verildiği üniversiteye yıllar önce yüksek lisansa başlamak için geldiğimde açıkçası bu kadar büyük imkanlarının olduğu, bu kadar iyi bir çalışma ortamı olduğunu bilmiyordum. Yıllar geçti. Çalışma imkanını, güzel çalışma imkanlarını elde ettim burada. Lisansüstü eğitimimin ardından akademik kariyer yapma fırsatını da burada yakalamış oldum. Şimdi hem eşim, ailem, kariyerim hepsi burada. Tabii durum böyle olunca Süleyman Demirel'i de rahmetle anmamak mümkün değil. Üniversitenin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Kendisi ayrıyetten mühendislik olarak da başarılı bir insandır. Kendisine saygıyla ve rahmetle anıyorum. Isparta'dan çıkmış bir lider olarak, Cumhurbaşkanı olarak gerçekten güzel bir kişilikti. Isparta içinde de birçok şey yapmış bir insandı. Süleyman Demirel şu an bulunduğumuz üniversite gibi. Bizim için çok farklı bir insan. Hem üniversitemiz adını da vermiş. Rahmetle anıyoruz. Özgün bir insandı kendisi. İleriyi görebilen bir insandı. Geleceğe yatırım yapabilen bir insandı her zaman. Süleyman Demirel Türkiye ve Isparta için gerçekten çok büyük bir adamdı. Gerek yaptığı yorumlarla, gerek halkla konuşma dili açısından çok cana yakın konuşuyordu. Ve insanlar da gerçekten çok kendini sevdirmeyi başarmıştır. Ve ülkemize de çok büyük katkıları olmuştur. Özellikle Isparta'nın gelişim açısından, üniversitemizin açısından bir temel atmıştır. Biz de onu devam ettirmeye çalışacağız inşallah. Mizacıyla, üslubuyla, şapkasıyla Isparta için önemli bir şahsiyettir. Süleyman Demirel bizim için oldukça çok şey ifade eder. Entelektüel, büyük bir beyin, büyük bir siyasetçi. Yıllarca devlete hizmet etmiş, memleket için çalışmaya gayret etmiş bir siyaset adamı, devlet adamı, memleketin babası. Demirel'in zamanında yapılan eserler saymakla bitmez. Halle Külliyesi'ne gittim. Ayrıca Demirel'in babasıyla babam baba dostu, mantıklı, üstün zekalı, yani memleketin her konusunu bilen, çalışkan, ideal bir insandı. Arkasından hiç kimse kötü olarak anmadı. Güzel bir lideriydi. Isparta için baba bir adamdır. Rahmetli Süleyman Demirel çok şey ifade ediyor. Yani Isparta'ya çok büyük katkıları olmuş. Gerek Türkiye için, ekonomi için çok büyük yatırımları olmuş kendisinin. Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Isparta için değil, Türkiye için değil, dünya için tanınmış bir liderdir, dehadır. Isparta'ya birçok emekleri geçmiştir. Bunlar saymakla bitmez. Üniversiteden başlayarak, barajlar olarak yani gereken hizmeti yapmıştır. Süleyman Demirel, doğum günün kutlu olsun.